bana. Erhan hocama şöyle döneyim izniyle. Tabii doğrudan hukuki tartışma ama hani bizim alanımız da değil. Bir şey söylemekte siyasi de kaçabiliyor. Çünkü o kadar hani hukuki bir mesele konusunda bile yaptığınız bir yorum siyasi olarak algılanabiliyor. Ama Alaaddin Aktaş hocam izninizle şöyle bir değerlendirme rica edeceğim sizden. Şöyle demiş Alaaddin Bey. Yargıda yaşanan ve oturmuş bir yargı sistemine sahip ülke yatırımcılarının hele hele hukukçuların hiç anlam veremeyecekleri tuhaf durumdan sonra herhalde ekonomi yönetimi saçını başını yoluyordur demiş. Sen tut aylarca uğraş dedin, adeta dünya turuna çık, gitmediğin ülke çalmadığın kapı bırakma, sonra içeride bir hırgür. Görüştüğün yabancı yatırımcılara söyleyeceğin laf kalmasın diyor. Yani hakikaten ben ilk bu haber çıktığında da şöyle bir yorumlara baktığımda ya bu kadar ekonomi yönetimi koşturuyor, ediyor, hani ikna etmeye çalışıyor, rasyonele döndük diyor. İçeride bu hukuki tartışma nereden çıktı? Sen de çok güzel söylüyordun. Ya hiç ihtiyacımız olmayan bir şey değil mi? Yani hiç gereksiz bir şey şu dönemde diye. Değerli hocam, siz bu konuda bir yorum yapmak ister misiniz? Onunla isterseniz tamamlayalım. Tabii ki yani çok net bir şekilde ortada. Biz yani yıllardır Türkiye'de yerli olsun, yabancı yatırımcı olsun, aslında yatırım yapılabilirlik anlamında hani reform diyoruz, yapısal reform diyoruz. Hukuk reformu da, hukuk da bunun en başta ve en çok dillendirilen kısımdan bir tanesi. Her zaman öyle olmuştur. Hani maliye diyoruz, eğitim diyoruz, birçok reform alanı var. Hukuk da bunlardan bir tanesi. Şimdi olayın ne doğru ne yanlış, mahkemelerin yetkisi nerededir? Bunlar ayrı bir konu. Bu teknik bir tartışma. Ama Türkiye böyle bir tartışmayı kendi hukuk sistemi içinde yapabilmeli ve bu kamuoyu önünde olmamalıydı. Veya hani Türkiye bu böyle bir tartışmasını zaten reform sürecinde yürütmeliydi. Bundan sonra da öyle yürütmesi gerekiyor. Ama tabii bu bir belirsizlik yaratıyor. Sonuçları itibariyle, süreç itibariyle bir belirsizlik yaratıyor ve hani Sayın Bakan'ın da söylediği gibi yapısal reformlara ihtiyacımız var. Hani mevcut yapıyla ilgili tekrar soru işaretlerini arttırdığımız bir noktada biz hani onu yapısal bir reformu konuşurken o yapısal reformdan önceki bir aşamaya gidiyor olmak elbette ekonomiyle ilgilenen, ilgilenmeyen herkes için aslında soru işaretleri yaratan bir durum. Yerli yabancı da fark etmiyor. Bu anlamda hani ekonomiyle ilgilenen herkes açısından da önemli ve önemli ciddi bir belirsizlik ve bu anlamda sıkıntı yaratmış durumda. Dolayısıyla hep bahsettiğimiz bir alanda reform olsun, bu konu artık tartışılmasın, Türkiye'de dediğimiz hukuk, özgürlükler. Hani bu konunun tartışılıyor olması zaten hani o beklediğimiz, istediğimiz yatırımların gelmesi konusunda önce bu konuların halledilmesi konusundaki bir beklentiyi de arttırıyor, arttırmış durumda görünüyor. Dolayısıyla geldiğimiz nokta bu. Sayın Alaaddin Aktaş'ın yazısına da katılıyorum elbette tespitlerine de. Hocam, Hakan abinin yoksa ekstra bir yorumu? Yani bilemiyorum, bu şey işin odağında gibi geliyor bana da onun için yani bunun üzerinde çok duruluyor. Bir doğru yola girildiği, bir takım merhalelerin de alınmaya başladığını da bir yandan da görüyoruz. Değil mi? Yani tahvil piyasasında bir normalleşme, bankaların üzerindeki baskılar azaldıkça görülüyor. Yani para piyasalarında bir normalleşmeye doğru bir gidişat var. İşte faizler yeknesaklaşıyor, birbirine yaklaşıyor. Ama birdenbire biz bir şekilde bu gidişatı tehlikeye atabilecek adımları da atmaktan çekinmiyoruz. Peki. Hocama çok teşekkür ederim. Güzel bir hafta olsun Erhan Hocam. Yani çok teşekkür ederim. Bir cümle ben de katılıyorum. Gerçekten ekonomiye sadece bakacak olsak aslında gerçekten hani ben işte Türkiye'nin ekonomik olarak en önemli sorunu enflasyonsa enflasyonla mücadele doğru yöne dönülmüş ve doğru yönde adımlar atılıyor görünüyor. Bunu zaten fiyatlamalarda da görüyoruz ama tek başına bu ekonomi ekonomi değil. Ekonomi dışında ekonomi her türlü ilgili alan, sosyoloji, psikoloji, hukuk, eğitim her alan var. Dolayısıyla tek başına yetmiyor ama tek ekonomi tarafında doğru yöne dönmemiz çok değerli ve önemli ve bunun peşinden de gitmemiz gerekiyor. Diğerlerini de halledecek bir şekilde yol açarak herhalde. Peki, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu.
Bizler